önce herkese iyi pazarlar dileyim. Adım Avukat Ayhan Ömen. Değerli Work and Travel ekibinin, Instagram ekibinin takipçilerinin sorularını cevaplamak için bugün karşınızdayız. Work and Travel ekibinin bize iletilen ilk soru şuymuş. Amerika'da nasıl avukatlık yapıyorsunuz? Nasıl bir yol izleyip bunu başardınız diye bu değerli uh, Work and Travel uh, ekibinin takipçisi bir hukukçu arkadaş bize bu soruyu iletmiş. Şimdi ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Uh, yaklaşık 15 yıldan fazladır Amerika'dayım ben. Türkiye'de hukuk fakültesini bitirdikten sonra Amerika'da eğitim amacıyla gelmiştim ve Amerika'daki eğitim amacıyla geldiğimde işte tabii ki İngilizce eğitimi ve ondan sonra yüksek eğitim aldım. Tabii genç arkadaşlarımız Amerika'da eğer avukatlık olayını düşünürseler hani belki hukuk okuma illa avukat olmak zorunda değiller ama hukuk okuma işte Türkiye'deki hukuk sistemi ya da Türkiye'deki hukukla ilgili aldıkları eğitimin burada geçerliği noktasında sorular olduğunu tahmin ediyorum. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki sizin alacağınız hukuk eğitimi burada geçerli kabul ediliyor. Tabii ki bu Farklı hukuk sistemleri var. Bunu dikkate almak lazım. Ama tabii Amerika'da siz yüksek eğitim yaparak, üst master eğitimi alarak Amerika'daki hukuk sistemine de kendinizi yakınlaştırmış, kendinizi yetiştirmiş olabileceksiniz. Çok hani en azından ön aşamalarla ilgili. Dolayısıyla bu şekilde bir adım atıldıktan sonra eyaletten eyalete değişecek. Çok eyalet bunu yapmayabilir ama örnek veriyorum Kaliforniya'dır New York gibi eyaletler yabancı eğitim almış avukatların burada baro sınavına girmesine izin veriyorlar. Dolayısıyla eğer siz Amerika'da Yüksek eğitim alırsanız hukuk fakültesinden sonraki eğitiminizin üzerine ve dolayısıyla burada yapacağınız yüksek eğitim sizin burada baro sınavına girmenize imkan sağlayacak. Bu şekilde yanaştığınız zaman e, tabii ki en azından Amerika'daki hukuk eğitimi almış olacaksınız, belli tecrübeler edinmiş olacaksınız, belki de baro sınavını kazanıp ikinci bir lisans ya da baro lefası diyeyim Türkiye, Türkiye mantığıyla kendi özgeçmişinize katmış olacaksınız. Dolayısıyla bu mümkün olan bir şey. Ben de Amerika'da bu yollardan geçtim ve dolayısıyla daha sonra baro sınavını verdim. 10 yılın üzerinde avukatlık yapıyorum. Sonuçta ben bunun iyi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Eğer ki uluslararası bir alanda çalışmak istiyorsanız ya da Amerika'da belli bir ölçüde de olsa ya da çalışmak istiyorsanız bu şekilde adımlar atabilirsiniz. Tabii hiçbir şey kolay değil. Hani bunu yanlış anlamanızı istemem ama hiçbir şey de imkansız değil. İnandıktan sonra ben sizin gibi genç arkadaşların her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorum ve bu açıdan da aslında bu work and travel tarzı programların çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben çok ihtiyaç duyulan programlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç arkadaşlarımızın değişik bir kültür görmesi ve Amerika'daki hayatı en başta öğrenmeleri için bence inanılmaz bir fırsat. Bunu da burada vurgulamak isterim. Tabii ki kötü yanları olabilir, şu olur, beklenmedik durumlar olabilir ama genel çapıyla çok başarılı bir program. Bu noktadaki gerekli katılımlarınızı kesinlikle devam ettirmenizi siz genç arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Evet Work and Travel ekibinin diğer bir takipçilerinden bize ulaşan soru da şu. Statü değişikliğinde bu yıl çoğu insanın red aldığı söyleniyor. Avukat ile çalışırsak alma ihtimali Azalır mı ya da tahmin ediyorum kastettiği red alma ihtimali azalır mı ve alma ihtimali artar mı demek istiyor takipçimiz. Work and Travel ekibinin takipçisi bize bu soruyu iletmiş oldu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle neden red alınma sebebini anlamak gerekiyor. Bunun en başta sebeplerinden bir tanesi Amerika'daki yeni yönetim yönetime geldiğinden beri sadece yasal olmayan Göçmenlik işlemleri değil, aynı anda yasal olan göçmenlik ya da göçmen olmayan işlemlerde, yani göçmenlik yasalıyla yasasıyla bağlı olan işlemlerde çok ciddi değişiklikler yürürlükte getirmeye başladı ve bu yürürlükteki değişiklikler çok ciddi sıkıntılar yaratmaya başladı, eksiklikler, işte tam e, günceli takip edememe veya e, daha sık inceleme noktasında bir değişim görüyoruz. Dolayısıyla sizin sorduğunuz soru çok yerinde bir soru ve yaklaşık bir buçuk yılda da çok sağlı oldu, çok redler duyuluyor ve bu noktalarda şöyle söyleyebilirim ben normalde mesela sizin gibi ya diyelim burada cevan work and travel'a bulunan bir arkadaş statü değişikliği yapmak istediği zaman, öğrenci statüsü gibi bir değişikliğe geçmek istediği zaman okulları aracılığıyla hatta okulları biz hallederiz avukata ihtiyaç yok dedikleri durumda şu an okullar geri adım atıyor ve biz karışmıyoruz avukatla görüşün, avukatlarla yapın deme yoluna gidiyor. Ben şunu söyleyebilirim sadece. Mesele avukat olup olmaması değil ama gerçekten mesele artık çok daha dikkat edilmesi gereken bir başvuru türüne dönmüş durumda. Yani eğer siz buraya geldiniz C1 Work and Travel programını tamamladınız ve hani gitmek için biraz daha zamanınız oldu kalabilmek için burada ve bunu da değerlendirip ben eğitimimi biraz daha alayım, İngilizcemi geliştireyim dediğiniz noktada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Dolayısıyla biz aslında yani yaklaşık bir buçuk yıldır hani nasıl söylesem durmadan bağırarak böyle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz her platformda ama çoğu zaman tabii bu hissedilmiyor ama tabii şu an e, bu yaşanan red ve diğer türlü durumlardan dolayı bize ciddi şekilde e, bu tarz e, sizin gibi değerli öğrenciler işte ya Ayhan Bey siz haklıymışsınız biz bunu yapmadık sizi dinlemedik böyle yapsaydık keşke biz de işte ya da duyuyoruz çoğu kişi sizin yaptığınız dosyalar olumlu cevaplar alıyormuş. Bu tarz dönüşlerle dönüyorlar ama bunun en büyük sebebi biz güncel durumu takip ettiğimiz için ve devamlı yaptığımız işler olduğu için buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani artık şöyle ben söyleyeyim gerçekten bu tip işlemleri kişiler kendileri de yapabiliyorlar. Ama artık avukatsız yapmak gerçekten zor gibi olacak gözüküyor bundan sonraki süreçlerde. Ve sadece şunu da söyleyeyim. Hani avukat da değil mesele bu işi bilen ve yapabilen bir avukat da olması gerekiyor. Çünkü bizim önümüze çok dosyalar geliyor ve diğer avukatların hazırladığı dosyalar. Yani onların yaptığı eksiklikler ve yapamadıklarını görüyoruz. Yani dolayısıyla işi gerçekten bilen biriyle bunu yaparsanız onay alma şansınızı yükseltirsiniz. Yani her an work and travel öğrencisi burada kalmayabiliyor. Çünkü okulu var okulunu bitiriyor. Ama burada kalabilecek olanlar da çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Aa, aslında bu güzel bir soru dedim baştan. Gerçekten de öyle güzel bir soru. Bunun bir sebebi de şu. Statü değişikliklerinde artık çok çok dikkat olması gerekiyor. Çünkü göçmenlik dersinin getirdiği yeni yürürlükler var. Değişiklikler var. Ve bu değişikliklerden en önemlisi ve yakında onun e herkes hissetmeye başlayacak. Artık red dosyası yediğiniz an statü değişikliklerini reddettikleri an sizi göçmenlik görevlileri hemen 30 gün sonrasında sınır dışı sürecine koyabilecekler. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz buraya Work and Travel programıyla gelmişsiniz. 3 aylık, 4 aylık buradasınız. Gideceksiniz ama dur ben bu arada şunu da halledeyim dediğiniz bir süreçtesiniz. Ve o başvurunun sonucunda bir bakıyorsunuz kendi sınır dışı sürecinde hissediyorsunuz. Oysa siz hiçbir şey yanlış yapmadınız. Başvuru yaptınız. Başvuru yapmamazlık yapmadınız. O yüzden çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu sefer sizi durduk yerde kendi kendinizi sınır dışı sürecine koymuş olacaksınız. Ve bu sefer sınır dışı sürecinden kurtulmak da ayrı bir sorun. O açıdan bu değişiklikler artık gündeme gelecek. Ben hatta onun diğer bir örneğini vereyim. Geçen ayın sonu itibariyle artık bu tip statü değişikliği başvurunda göçmenlik dairesi parmak izi almaya başladı. Yani bu çok yeni bir uygulama. Yani daha yeni başladı ve artık statü değişikliği başvuruları yapanlar parmak izi veriyor olacaklar. İnanılacak gibi değil. Ama biz bunun neden yapıldığını tahmin edebiliyoruz. Sadece ben şunu söyleyebilirim. O açıdan çok dikkatli olmanız gerekiyor. Statü değişikliği yap yapamazsınız diye bir şey yok. Yapmayın diye bir şey yok. Bu sizin doğal hakkınız. Yapabilirsiniz. Önemli olan kurallara ve yürürlüğe uygun şekilde yapılsın ki daha sonra mağduriyet yaşamayın. Bu and travel um, ekibinin bana ilettiği takipçilerinden gelen diğer bir soru da şu. J1 vizesiyle Amerika'ya geldikten sonra H2B vizesine geçmek mümkün mü diye bu değerli Work and Travel ekibinin takipçisi bize durumu iletmiş durumda. Statü değişikliği noktasında evet siz bir PIP statüden H2B'ye geçebilirsiniz. Yani H2B çalışma vizesine geçebilirsiniz. Ama buradaki sıkıntı süre noktasında yaşanacak. Çünkü H2B vizeleri kotalarla açılıyor. Yani her an alabileceğiniz bir vize türü değil. Ve sizin geleceğiniz J1 Work and Travel programı da sınırlı bir program olacak. Hadi farz edelim Eylül'ün sonuna kadar ya da Ekim'in başına kadar sürecek bir program olacak. Dolayısıyla sizin H2B'ye ya da Türkçesiyle H2B'ye Direkt geçmeniz çok zor olabilir ama siz geldiniz, programınızı başarıyla tamamladınız ve programınızın sonunda da başka bir statüye geçtiniz ve o statüdünüzde devam ederken bu arada da yani H2B gibi bir imkanınız doğarsa o zaman değerlendirmeye alınabilir. Ya da öbür türlü diyelim geldiniz C1 programınızı yaparken iş yeri çok beğendisi ve dedik ya ben seni burada daha uzun istiyorum H2B vize imkanına da bakalım. O zaman bunun çalışması başlatılabilir. Yalnız dediğim gibi alt statüyü de korumamız gerekecek ki altta başka bir statüyü sağlayacağız ki biz H2B'ye sonra geçiş yapabilelim. Benim söyleyeceğim bu H2B noktasında o olacak ama dediğim gibi bu takipçimiz buna dikkat ederse bir sorun yaşamaz. En kötü ihtimaliyle J1 Work and Travel programı sonrası farz edelim öğrenci gibi bir statüye geçiş yapar ve bu arada da H2B çalışmaları yapılırsa Ondan sonra da başarılı bir şekilde ülke dışına çıkmadan H2B'ye Amerika içinde statü değişikliğiyle geçmesi mümkün olur diyeyim. Evet, Work and Travel ekibine şu an canlı yayında iletilen sorulardan bir tanesi bir takipçilerinden gelen soru şu yönde. Amerika'da çalışarak üniversite eğitimi nasıl tamamlayabilirim? Tabii herhalde kastettiği üniversite eğitimini yerine getirirken aynı anda nasıl yasal olarak çalışabilirim diye bir değerli takipçileri bu soruyu iletmiş durumdalar. Eğer siz Amerika'da üniversite eğitimi yapacak işte F1 vizenizi aldınız ya da statü değişikliğinizi yaptınız ve bir üniversitede okumaya başlarsanız birkaç tane opsiyonunuz olabilir. Bunlardan önemli olan bir tanesi başlayacağınız üniversitenin danışmanlarına ulaşıp, uluslararası danışmanlarına ulaşıp onların eğitim zamanında süresinde size CPT denilen yani sizin eğitiminizi devam ettirirken size çalışma imkanı verecek bir statüye imkan verip vermeyeceğini öğrenmenizde fayda vardır. Çünkü eğer CPT denilen çalışma izni imkan verirseler bu sefer siz üniversiteye başladığınızda işte 20 saate kadar da sizin eğitim aldığınız alanda çalışabilme hakkını elde ediyorsunuz. Benim bu noktadaki tavsiyem bu genç arkadaşımıza, takipçinize kesinlikle Üniversitenin uluslararası danışmanıyla görüşsün, irtibatta da olsun. Onlara da ben üniversiteye başladığımda aynı anda eğitim alacağım alanda biraz deneyim yapmak istiyorum, kendimi geliştirmek istiyorum ve bunun için CPT hakkı veriyor musunuz diye sormasında fayda vardır. Yani bunu yapmaları önemli çünkü bu en azından okul programını ya da üniversite eğitimini tamamlayana kadar çalışabilme imkanı sağlar. Tabii diğer bir çok yaygın olan çalışma imkanı aslında siz üniversite eğitiminizi ya da programınızı tamamladıktan sonra mümkün olacak. Onun da ismi kısaltılmış OPT diye geçiyor. OPT programı da siz eğitiminizi tamamladıktan sonra size Amerika'da 40 saat yani full time dedikleri çalışabilme imkanını sağlayacak. Yani siz bir üniversite öğrencisi olarak yasal anlamda çalışabilme imkanlarınız bunlar olacak. Belki bunlara bir tane daha şey eklenebilir. Üniversitenin bünyesinde çalışma ya da sizin okulunuzun bünyesinde iç işlerinde çalışmanı istiyorsanız ve okulda buna istiyorsa o zaman tabii ki sizin çalışabilmeniz için okuldan izin almış olmanız gerekiyor. Ve bu sayede okulda çalışmanız mümkün olacak. Yani bunlar G olarak bir üniversite öğrencisinin ya da üniversite eğitimi alacak kişinin bileceği şeyler olabilir. Tabi üniversite eğitimi sonrasında değişik çalışma vizesi imkanlarına sahip olacaklar. The Work and Travel ekibine gelen diğer bir soru da şu. Amerika'ya akrabamız dedi, yakınımızın davetiyesiyle nasıl ziyarete, gezmeye gidilebilir diye takipçimiz bize soruyor. Davetiye yazıları her zaman olumlu olacaktır diye bir kayda yok. Yani evet ben işte akraban bana davetiye verdi. İşte beni davet ediyor. Ben o yüzden gidiyorum demek her zaman için olumlu olacak bir durum değildir. Bazen bu tam tersi sonuçlar verebiliyor. Ama tabii ki sizin Amerikan konsolosluğuna turist vizesine başvuru yaparken belli bir planınız varsa bu planınızı belirtme noktasında işte ben şöyle bir plan Gittiğimde şunu yapmak istiyorum ya da şu amaçla gidiyorum demek istediğinizde tabii ki davetiye doğal bir şey olacaktır. Burada önemli olan nokta şu. Sizin eğer akrabanız Amerika'da yasal durumda bulunuyorsa size yasal durumda bulunduğunu kanıtlayan bir e, kimliğin işte belki green card ya da pasaport ya da driver license yani ehliyet gibi bel kimliklerin bir kopyasını verebilir. Ve kendisinin eğer ki akrabanız sizin masraflarınızı karşılayacaksa kendisinin vergi beyanı ya da gelir durumunu gösteren banka hesabında belli bir miktar parası olduğunu gösteren bir belgeleri belge ya da belgelerin kopyalarını size sunabilir. Ve onun dışında da bir mektup yazıyor olacak ve mektupta da diyecek ki işte ben İstanbul'daki ya da Ankara'daki e, Amerikan Konsolosluğu'na hitaben işte ben e, şu 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 benim yakınım olur. Ya yani yeğenimdir, kardeşimdir, neyse o akrabalık derecesi. Ve kendisinin Türkiye'ye başvurusu için e, bu destekleyici yazıyı ve belgeleri sunuyorum. Kendisi geldiğinde ben ilgileneceğim, ben masraflarını karşılayacağım, ben ne kalacak tarzıyla geçici vize verilmesini rica ediyorum tarzı bir yazı yazması gerekecek imzalayıp Bir de Göçmenlik Dairesi'nin eğer ki finansal durumu yani eğer ki sizin masraflarınızı karşılayacaksa o zaman göçmenlik dairesinin başvuru formlarından olan I çizgi 134 formunda da doldurması gerekecek. O formda aslında finansal anlamda sizin giderlerinizi karşılayacağını ve onun yeterli geliri olduğunu gösteren bir form olacak. Bunların hepsini bir araya getirip imzalayıp size ilettiği zaman siz Amerikan Konsolosluğu'nda turist listesi görüşmesine gittiğinizde bunu sunabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu verecekleri anlamına gelmez bazen davetiyeli olanlar vize almayıp davetesiz olanlar vize alabiliyor da tam tersi olabiliyor. Dolayısıyla asıl önemli olan nokta tabi turist vizesi gibi bir vizeyi alabilmeniz için sizin Türkiye'deki bağlarınız Türkiye'deki bağlarınızın güçlülüğüne ne kadar inandırıcı bulup bulmadıkları Amerikan Konsolosu görevlerin bu belirleyici olacak. Dolayısıyla bunlar benim ileteceklerim size ve tahmin ediyorum açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi Work and Travel ekibinin e, takipçilerinden birden ulaşan soru da şu yönde. Türkiye'de üniversite öğrencisiyim. Eğer Amerika'da üniversite okumaya devam edersem, Türkiye'deki üniversitemin e, okuduğum yılların ya da aldığım kredileri Amerika'daki başlayacağım üniversiteye saydırabiliyor muyum? Ya da denk yaptırabiliyor muyum? Ki en azından bu kredilerde sayılır mı sayılmaz mı öğrenmek istiyor bizden. Evet Amerika'daki üniversiteler, tabii ki üniversiteler üniversiteye değişebilir. Sizin... Türkiye'deki aldığınız diploma ve transkripleri bakacaklardır. Dolayısıyla bazı dersleri denk kabul ediyorsalar, o dersleri almak zorunda kalmayacaksınız. Ama bunun en sağlıklı cevabını bir eğitimciden alabilirsiniz ya da bunun en sağlıklı cevabını başvurduğunuz üniversitelerden alacaksınız. Dolayısıyla üniversitede başvuru yaparken nasıl kriterleri bir araya getirip başvurduğunuzda onların sizi kabul etmesi için. Aynı anda siz de onlara sorularla gidip işte bu benim transkribim bunlardan hangi derslerimizi sayacaksınız ya da denkli sayacaksınız saymayacaksınız sorabilirsiniz. Farz edelim bu sayede 20 krediniz var belki 10 kredinizi kabul edecekler ve bu da sizin tabi daha hızlı üniversite eğitiminizi Amerika'da daha az masrafla bitirmeniz anlamına gelecek. Dolayısıyla evet sorun cevabı ama okuldan okula ne kadarını kabul edip etmeyecekleri değişkenlik e, gösterecek. Tabii ki alanlar da önemli. Hangi alan okudun, hangi alana gidiyorsun. Bu da değişkenlik e, arz edecek deyip bu değerli Work and Travel takipçisinin sorusunu, genç arkadaşın sorusunu cevaplamış olalım. Work and Travel ekibini takipçilerine gelen, biz takipçilerinden bir tanesinden gelen soru da şu yönde. Türkiye'den Amerika'daki... Bilgisayar mühendisliği iş ilanlarına nasıl başvuru yapabiliriz? Başvurumuz kabul edilirse nasıl çalışabiliriz? diye çok yerinde ve güzel iki soruyla gelmiş durumda. Şimdi cevabım şu şekilde olacak. Öncelikle tabii sizin özellikle içinde yer aldığınız alan da önemli bir alan. Yani bilgisayar mühendisliği önemli bir alan. Dolayısıyla yeni çağımızın en değerli mesleklerinden. O açıdan burada önemli olan nokta siz tabii ki online üzerinden internet üzerinden iş araştırmanızı yapabilirsiniz. İlanlara bakabilirsiniz ve online başvurularız yani internet üzerinden başvurularınızı da yerine getirebilirsiniz. Dolayısıyla burada önemli olan nokta sizin yapmanız gereken iş ilanlarına baktığınızda iş iş ilanlarında aranan şartlar nelerdir onları görmeniz lazım. Dolayısıyla başvuruyu yaptığınızda Onların ne şart aradığı da şartlar uygunsa başvurunuzu yaparsınız ve onlar da sizi alacaksalar size dönüş yapacaklardır. Belki siz internet üzerinden, Skype üzerinden görüşme yaparak sizle olan görüşmeyi yerine getirebilirler. Ama bu işin birinci tarafı nedir? Evet başvurabilirsiniz internet üzerinden. Tabii ikincisi de çalışabilme durumu. Bu tip firmalarla çalışabilmek için en ideal vize tipi bu tip uzmanlar için ya da böyle sizin gibi profesyoneller için H1B denilen H1B yani Çalışma vize türü bu tip mühendisler için, bu tip bilgisayar mühendisleri için de çok uygun olan bir çalışma vizesi türü. Dolayısıyla öncelikle ilandan bulduğunuz bu iş yerinin sizi sponsor olup olmayacağını öğrenmeniz lazım. Dolayısıyla görüştüğünüz bu şirket sıcak bakıyorsa duruma, evet biz, senin, biz seninle çalışmak istiyoruz ve senin için de çalışma vizesi başvurusu yapacağız diyorsalar bu iş mümkün olacaktır. Dolayısıyla eğer onlar size bir sponsorluk yapmayı düşünmüyorsalar o zaman zaten çalışabilmeniz mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla burada yapmanız gereken bu iş ilanlarını takip edip gerekli başvuruları yapıp onlardan da olumlu sonuca gittiğinizde şirketin size H1B çalışma vizesi, H1B çalışma vizesi alıp almayacağını da netleştirirseniz boşuna ne kendi zamanınızı ne de onların zamanını almış olursunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet şimdi Work and Travel ekibinin takipçilerinden birden ulaşan soru da şu yönde. Amerika'ya Work and Travel programı ile geldiniz. Work and Travel programı ile geldikten sonra statü değişikliği yapma imkanınız var. Bu statü değişikleri yap imkanlarını, başvurularını yaparken bunlardan bir tanesi de Amerika'da yapacağınız sığma talebi ise tabii ki bu sınma talebini Amerika'ya girişinizin ilk yılında yapmak zorundasınız. Dolayısıyla evet sorunuzun cevabı evet. Önemli olan Amerika'ya gelip programınızı tamamlarken ya da tamamladıktan sonra ya da sırasında bu başvuruyu göçmenlik dairesinde gerçekleştirilmesi ve bu göçmenlik dairesinde gerçekleştirildiğinde o sürecin içine girmiş olacaksınız. Ondan sonra sürecinizin tabii ki onayladıp onaylanmamasına göre de süreç ilerliyor olacak deyip bu değerli takipçinin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün Work and Travel ekibine canlı yayında takipçilerinden gelen sorulardan bir tanesi de Amerika'ya eğitim için nasıl gidebilirim diye bir soru. Amerika'ya eğitim için gelmeyi planlıyorsanız öncelikle Amerika'daki hangi eğitim kurumunda ya da okulunda ya yani da üniversitesinde eğitim almak istediğinize önce bir karar verin ve bu okullara başvuru yapın. ve Bu okullardan başvurunuzu onay aldıktan sonra okullardan I-20 ile yani I çizgi ya 20 formunu isteyeceksiniz. Ve dolayısıyla o formu eğer okul size gönderirse o zaman siz Amerikan konsolosluğuna öğrenci vizesi için F1 vizesi için F1 yani İngilizcesi vizesi için normal vize başvurusu yapıyor olacaksınız. Ve vize başvurunuza giderken de okuldan aldığınız bu I çizgi 20 formu, pasaportunuz, ve finansal belge ve kanıtlarınızla beraber vize başvurunuzu yapıyor olacaksınız. Tabii aynı anda da Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğunu gösterip onların size vizeyi eğitim için Amerika'ya gelebilmeniz için F1 vizesi altında bu tarz bir vizeyi verip vermeyeceğini görüyor olacaksınız. Work and Travel ekibinin takipçilerinden biri Work and Travel programına katılmak için bir yaş sınırı var mı diye soru sordular. Cevaben Work and Travel ekibinin temsilcisi de e, bir sınırı olmadığını işte e, üniversite eğitimi süresince olduğu sürece problem olmayacağını, tabii yaş ilerledikçe bunun zorlaşacağını bilgisini verdi. Ben de katılıyorum kendisine kesinlikle. Öncelikle tabii onun cevap vermesini istedim. Tabii kesinlikle katılıyorum e, söylediğin yerinde. Zaten Work and Travel programı ancak üniversite eğitimine başladığında mümkün olacak bir şey. Ve üniversite eğitimine başlayan kişi de tahminen 17 işte bitirmek üzere ya da civarında olacak ya da 18 olmuş olacak, 18'e girmiş olacak, 18 bitmiş olacak. Yani dolayısıyla üniversite eğitimine başladığı ilk yıl sonrası bu adım altında zaten 18 de geçmiş olacak. Ve dolayısıyla üst yaş sınırı da aynen senin söylediğin gibi 28 yaşına kadar olacak. Yani dolayısıyla kişi üniversite eğitimini uzatabilir ama uzamasından dolayı da Work and Travel'a hak kazanacak diye bir kayda yok. Work and Travel temsilci arkadaşın da söylediği gibi yaş ilerledikçe ya da üniversite eğitiminin hani belirli ilerleyen ya da aynı anda ilerleyen bir yaş sınırının dışına çıktıkça bunu almakta zorlaşacak. Dolayısıyla bir yaş sınırı yok desek de var ama aslında yaş sınırı yok. Sizin doğal alacağınız üniversite eğitimi süresinceki olan o yıllar başvuru yapabileceksiniz ve hatta üniversite e, üniversite sonlarına yaklaştıkça yaşınız hala genç olabilir. Bu vizeyi almakta zorlanacaksınız. Herkes alamayacak e, ve dolayısıyla evet ben tahmin ediyorum bu yeterli bir cevap olur diye düşünüyorum. Hem work and travel temsilcisi arkadaşım verdiği cevapla benim eklediğim şeyler. Evet, Work and Travel temsilcisi bize şey iletti. Ben geldiğimde program sonrası nasıl kalabilirim? İşte nasıl statümü değiştiririm? Bir sorun yaşamadan diye soru, sorulmuş durumda. Öncelikle siz Amerika'ya gelirken yapacağınız J1 Work and Travel programını başarıyla ilerletin. Yani programa başlamadan program sponsorunu dinlemeden ya da onların haberi olmadan hareket edip statünüzü kaybetme durumuna düşmeden ne yapmanız gerekiyor? Onlarla diyaloğu iyi tutmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu gerek işte work and travel organizasyonu gibi ya da organizasyon ve ol gibi danışman ya da yetkililerle devamlı diyalogta kalmanız ve bu sayede de programınızın ihlal etmemiş olmanız çok önemli. Yani statü değişikliğinin en önemli şartlarından bir tanesi sizin ana statünüzü ya da e, durumunuzu ihlal etmemeniz. Dolayısıyla siz C1 Work and Travel programınızı ihlal ettiğiniz zaman bu sefer hiçbir statü değişimine geçemiyor olacaksınız. Dolayısıyla önemli olan onu ihlal etmiyorsunuz, ona uygun hareket ediyorsunuz. Diğer ikinci bir tavsiyem de bu hani eğer statü değişini düşünen arkadaşlar için söyleyeceğim. O da şu... Amerika'ya artık yapılan değişiklerden bir tanesi de kişiler Amerika'ya geldikten sonra yabancılar 90 gün boyunca statü değişikliği yapmamaları gerekiyor. Dolayısıyla 90 günden sonra bu değişiklik başvurularına girmeleri gerekiyor. Bu 90 günün amacı şu kişilerin burada statü değişikliğine girmelerini azaltmak ve engellemek. Dolayısıyla şimdi sen Work and Travel programına geldin. E 90 gün program sen statü değişine giremiyorsun, çıkman gerekiyor değil mi teknik olarak? Statü değiştiremiyorsun. Dolayısıyla buradaki amaç da bir nevi olmuş oluyor. Fakat bu hala mümkün olan bir şey. Benim sadece burada söyleyeceğim nokta, öğrenciler geldiği zaman en az 90 gün geçmesi lazım. Çünkü bazıları ilk ayında harekete başlayacaklar, ikinci ayında başlayacaklar ve o yanlış adım olacak. Dolayısıyla programlarının başarıyla tamamlanmasına kadar beklemelerinde fayda var. Sonuna kadar bile yaklaşsa. Çünkü o zaman 90 gün civarında zaten yaklaşmış olacaklar. Dolayısıyla ikinci benim bu statü değişikliği noktasında tavsiyem bu olsun bu değerli arkadaşa. Work and Travel ekibine takipçilerinden gelen bir soru da şu. Normal bir vize başvurusu yaptığımızda Amerikan konsolosluğuna ve o vize red aldığı zaman bu bizim başka vuracağımız, başvuru yapacağımız vizelerimizi etkiler mi? Örnek olarak da diyelim c vizesine başvuru yaptım ama ret verdiler. E ben şimdi turist vizesine başvuru yapsam alabilir miyim diye bir soruyla gelmiş durumdalar. Şimdi benim cevabım şu olsun. Aslında hani çok etkiler demek yanlış olur. Yani hem soru cevabı şu olabilir. Hem etkiler etkileyebilir hem etkilemeyebilir. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğu kişiler her vize başvurusu yaptıklarında ne amaçla yaptıklarına bakıyor olacak. Dolayısıyla senin amacın değişebilir. Planların değişebilir ve bu çok gayet doğal. Sen her vize başvurusu yaptığında daha önceki vizenin red aldığından ziyade sen niye o vizeye başvuru yapıyorsun'a bakıyor olacak konsolosluk. Dolayısıyla farz edelim work and travel programından dolayı C1 vizesi başvurusu yaptın ve red verdiler. Olabilir. Yeterli görmemiş olabilirler seni. Türkiye'deki bağlarını güçlü görmemiş olabilirler. Ve ondan sonra aylar sonra sen bu sefer öğrenci vizesine başvuru yaptın. Şimdi C1 vizesine yaptığın başvurudan red alman olumsuz cevap alacağın anlamına gelmez kesinlikle. Çünkü bu sefer F1 vizesi başvurusuna gittiğin zaman önce görevli o F1 vizesi başvurusu yaparken senin kriterin yeterliliğine bakacak. Dolayısıyla etkiler demek çok yani yanlış olabilir. O yüzden ama etkilemez de diyemeyiz ki %100. Ama şu anlama gelecek. Etkileyebileceği tek nokta şu olabilir. Görevlisi sorabilir bunu. Ha sen zamanında c işte vizesine başvurmuşsun. İşte niye? O zaman siz de açıklama yapıyor olacaksınız. Niye daha önceki vizeye başvurduğunuzu, neden o zaman ihtiyaç duyduğunuzu. Ya dolayısıyla evet öyle bir imkan vardı. Değerlendirdim ama olmadı. Ben eğitime devam ettim. Şimdi başka bir fırsatı değerlendiriyorum. Bu çok doğal bir şey. Önemli olan nokta unutmayın. Bu tip c tarzı vizeler, çalışma vizeleri, turist vizesi, eğitim vizeleri bunların hepsinde Amerikan konsolosluğu baktığı bir nokta var. İster yani sonuçta birinde red veriyorsa aslında amacı hepsinde de red verebilir size. Çünkü sizin Türkiye'deki bağlarınıza bakacağı için sen istediğin vize türüyle git zaten vermeyecek o vizeyi sana. Yeterli görmüyorsa seni. Hani senin daha önce 3 kez alıp, alıp almamana çok bakmayacak. Ama senin o an başvuru yaptı. koşullarının neden değiştiğini. Sen önceden mesela biri Türk sitesine başvuru, başvuru, alamıyor. Hemen ertesi gün yine başvuruyor. Hemen başvuruyor. Koşulların değişmesi lazım. Dolayısıyla kalkıp 6-7 ay, 8 ay sonra başvurduğunda bu sefer konsolosluk ne değişti diye bakabilir. Dolayısıyla 6 ay önce uygun olmayabilir onun için Türk Lisesi, Ama şu an uygun olabilir bence yaklaşımı olacak. Dolayısıyla bence yapılacakları şu önemli olan nokta. Bu değerli genç arkadaşlarımızın. Önemli olan doğru başvurularını yapsınlar, uygun bir şekilde yapsınlar. Ve bunu uygun şekilde, doğru şekilde yapılırsa vizeyi alamamaları için bir sebep yok. Ha vizeyi alamıyorsalar hangi vize türüyle gitseler de gene almayacaklar demektir. Önemli olan nokta o anki koşul odur. Sen daha iyi biliyorsun diye tahmin ediyorum. Çünkü sen işlerin içindesin hani work and travel'ın Türkiye'den buraya gelecekler ayağındasın. Tahmin edebiliyorum. Herkes ilk başvurusunda alamıyor bazen değil mi? Bir başvuruyor öğrenci ilk yılında vermiyorlar Ceyvan'ı work and travel'a. İkinci yıl bir daha deniyor. Alıyor bu sefer. Yani hatta böyle bize espri yapanlar oluyor. Ya ben üç kez denedim aldım Ayhan Bey. Ondan sonra geldim diyorlar mesela. Dolayısıyla hani red almış ya da alamamak bu anlama gelmiyor. Bence fırsatınız varken değerlendirin ve doğru başvuru yapın derim. Şimdi bu şu an canlı yayında ortak yaptığımız Work and Travel ekibi gerçekten pozitif çalışmalar yapıyor. Biz kendilerini uzun süredir tanıyoruz zaten. Dolayısıyla hani İşi bilen, size de düzgün neyle karşı karşıya kalacağınızı anlatacak organizasyonlarla işinizi yaparsanız sağlama bağlamış olursunuz. Benim hani bu noktada onlara vereceğim cevap bu olacak. Öncelikle benim mesajım şu olacak senin değerli takipçilerine. Kesinlikle geldiklerinde seni ya da sizin ekibinizi ya da Amerika'daki sponsorlarını bilgilendirsinler. Burada olduklarına dair. Yani gelip iki hafta ortadan kaybolmasınlar gelir gelmez biz buradayız geldik işte iş yerine gittik belki iş olmayacak biliyorsun gidecekler işte diyecek ki o gidip bir ya kusura bakma müsait değiliz 3 hafta sonra gel. Sakın bu tip durumlarda sponsor firmayı bilgilendirmeyi ihmal etmesinler. Çünkü bu tip statü kayıpları yaşayan maalesef genç arkadaşlar görüyoruz ve çok dikkatli olmaları gereken bir şey çünkü göçmenlik dersi görevlileri gelip de programına devam etmeye ya da statüsünü kaybeden kişilerin hemen peşine düşebiliyor 30 gün sonra. Dolayısıyla buna öncelikle dikkat etmelerini istiyorum. Tamam mı? İki, program süresince mutlu olmayabilirler programlarından değil mi? O zaman sizinle irtibata geçebilirler değil mi? Hani ulaşıp bak böyle böyle sorunlar yaşıyorum. Ne yapsam desinler. Yani oradan kaybolmasınlar o iş yerinden. Görüşsünler. Başka alternatif olup oluşmayacağına baksınlar ki yasal durumlarını ihlal etmesinler. 3 eğer burada kalma ek süre bir süre daha kalma durumu oluşursa o zaman da zamanında doğru çalışmaları yapsınlar. Bu noktalarda da biz her zaman hazırız. Sizin değerli takipçileriniz hukuki çalışmalarını burada yapmaktan da gurur duyarız. Cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Work and travel sonrasında dil okuluna nasıl gidebiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Eğer work and travel programı sonrası siz dilinizi geliştirmek için bir süre daha Amerika'da kalmaya karar verirseniz o zaman yapılması gereken şey bir gideceğiz dil okulunu belirlemek o okulu belirledikten sonra tabi bu e, okula başvurunuzu en az ülkeye girişinizden 90 gün sonra başlatacaksınız. Ve okula da I-20 formu almak için başvuru yapacaksınız. Ve okul size I-20 formunu ilettikten sonra tavsiye ediyoruz avukatınızla beraber bu statü değişikliği başvurusunu yaparak herhangi bir sorun yaşamadan dil okuluna gitmeyecek vize başvurunuzu göçmenlik dairesine yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada önemli olan nokta 90 gün sonrasında programınızın okulu belirleyip okula ITO ile başvurusu yapıp sonra göçmenlik dersinde gerekli başvurular yapılıp ta ki başvuru olayınızı alana kadar bekliyor olacaksınız. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Bu sene Work and Travel ile Amerika'ya gittim. Vergi iadesi ilgili bilgi verebilir misiniz? Resident olarak başvurdum. Hata mı yaptım? Problem olur mu diye takipçimiz soruyor. Ee, tabii ki resident olarak yapmamanız gerekiyor. Vergi beyanınızı yapmanızda fayda var. Önemli olan Resident değil J1 statüsünde olarak bu vergi beyanınızı yapmanız. Eğer geçmişe yerlilik olan yapılan vergi beyanından endişeleseniz o zaman vergi dairesine başvurup o yapılan e, vergi beyanını değişiklik yapabilirsiniz. Ve bu değişikliğin sonunda tabii bir borç çıkacaktır. O borcunu da kapatmanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. E bugün canlıydı diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Work and Travel sonrası öğrenci vizesi nasıl alabilirim? Eğer takipçimizin kastettiği Work and Travel programı sonrası ülkemden bu vizeyi nasıl alırım diyorsa bu kişi yapması gereken okulda gitmek istediği okula başvuru yapıp o okuldan F1 vizesi için gerekli i 20 formunu alması ve onlarla beraber de finansal durumuyla beraber ülkesindeki Amerikan konsolosluğuna başvuru yaparak vizesini almasında da fayda vardır. Yok eğer kastettiği Amerika'ya geldikten sonra programını tamamlamak üzereyken buradaki biraz daha dil eğitimi almak istiyorsa o zaman burada da okul belirleyip okuldan I 20 formunu aldıktan sonra göçmen dersinde gerekli başvuruları yaparak statü değişikliği yapabilecektir. Bu noktada avukatla çalışmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Evet bugün canlıya da gelen diğer bir soru da şu yönde. Daha önce Work and Travel ile iki defa Amerika'ya geldim. Bu hiç sorun yaşamadan geri döndüm. Yasa olarak tekrar gelip cevap offer almak istersem mezun olduğum bölümümle alakalı mı olmalıdır diye takipçimiz bize soruyor. Sizin öncelikle tabii bu programa tekrar kabul alabilmeniz için tavsiyem çalıştığınız o sponsor firmaya ulaşıp onlardan sizin tekrar bu work and travel programına katılmanıza uygun olup olmadığınıza bakmanız gerekecektir. Dolayısıyla önemli olan ilk çalışma bu olacaktır. Work and travel programının çok fazla sizin eğitiminizle ilgili olması şart değil hepsiyle. Ama dediğim gibi sponsor firma ile görüşüp sizin öncelikle tekrar bunu almaya uygun olup olmadığınızı değerlendirmeniz en ideal yöntem olacaktır deyip takipçimizin sorusunu Cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 2016 ve 2018'de work and travel yaptım. Ve bu Kasım ve Aralık ayında turist vizesinden red aldım. 25 Nisan'da 3. vize randevumu aldım. Bir tavsiyeniz var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tahmin ediyorum herhalde üçüncü vize görüşmesiyle kastettiği 3. turist vizesi başvurusunu yapıyor takipçimiz. Benim tavsiyem şu olacaktır. Sizin Türkiye'deki bağlarınızı gösterecek, Türkiye'de kalmanızı gösteren durumları görevli gündemine getirebilirsiniz. Yani dolayısıyla sizin aslında buraya gelip göre döneceğinizin kesin olduğunu ikna etmenizde fayda vardır deyip e, takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. E, bugün canlıydı. E, work and travel takipçimizden gelen soru şu yönde. Work and travel için social security number nasıl ve nereden alınır? Work and travel'la gelecek kişiler vizelerle gelip Amerika'ya girdikten sonra oturdukları yerdeki en yakın sosyal güvenlik ofisini bulabilirler. Ve ofise giderek yanında pasaportlarını, vizelerini, ds formlarını götürerek sosyal güvenlik numarasına social security ofis dedikleri yerde sosyal güvenlik ofisinde başvuru yaparak elde edebilirler. Evet şimdi geçen haftan kalan ilk sorulardan e, ilkiyle başlıyorum. Michigan'da bir yıldır college öğrencisiyim. Yazın aile ziyareti için Türkiye'ye gittiğimde tekrar Amerika'ya giriş yaptığımda programın başlama tarihinden 30 gün içinde mi giriş yapmalıyım yoksa bu ilk girişte mi geçerlidir diye bu değerli takipçimiz çok güzel bir soru soruyor. Şimdi cevabım şu yönde olacak. Siz F1 vizesi altında iken F1 vize programına başlarken ya da seyahatlerinizi yaptığınızda bile programınız devam ederken her zaman programınızın başlayacağı 30 gün içinde Amerika'ya giriyor olmanız önemli. Yani siz ilk girişte ben 30 gün içinde girdiğimde programı başlattım. Ondan sonra artık buna gerek var mı yok mu diye sorduğunuzda maalesef gerek var. Yani sizin dediğiniz gibi siz yazın tatilde gittiniz Türkiye'ye ülkenize ve geri gelirken programınız 30 gün sonra başlayacaksa kapıdaki görevli bunu sorgulayabilir. Dolayısıyla tavsiyemiz bu noktada Tabii gene 30 gün içinde programımızı başlarken giriş yapmanız ve en önemlisi okuldan da yazı almanız, okuldaki güncel yazıda da sizin programa katılacağınızı belirtiyor. Olmaları çok önemli olacak. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben 2012 yılında Amerika'ya öğrenci olarak giriş yaptım. 8 ay sonunda volunteer departure seçerek ülkeden ayrılmak zorunda kaldım. Şu anda mesleğim ve kendimi geliştirebilmek adına tekrar Amerika'ya J1 vizesiyle geri dönmek istiyorum. Aklıma takılan şu, sabka kaydımı öğrenebilmem için bir yol var mıdır? Voluntary departure seçenler Amerika'ya geri dönebiliyorlar mı diye bu takipçimiz bize soru soruyor. Sizin 2012'deki Amerika'da kalışınızda statü hilali yaptığınızda ki durumu anlamak lazım. Dolayısıyla sizin Amerika'yı tekrar geri gelip gelemeyeceğinizi ölçen durumu olacak. Yani siz daha önce Amerika'da yaptığınız ihlalden dolayı, stat dolayı gönüllü çıkış yaptığınız zaman bu gönüllü çıkışı mahkeme aracılığıyla yapmışsanız çünkü burada net anlaşılmıyor. Önemli olan nokta sizin o gönüllü çıkışlar önce Amerika'da ne kadar statü dışında kaldığınız. Dolayısıyla o statü düşü, sizin geri gelip gelemeyeceğinizi gösterecektir. Dolayısıyla sizin gönüllü çıkış yapmanızın aslında bir sebebi daha sonra Amerika'ya gelebilme durumunuzun engel olunmaması olacaktır. Sizin anlattığınız durumda siz 2012 yılında zaten öğrenci olarak gelmişsiniz Amerika'ya. Ama zaten giriş yaptıktan 8 ay sonra gönüllü çıkış kararıyla ülke dışına çıkmışsınız. Dolayısıyla sizin tahmin ediyorum girişte bile vize ihlali yaşasanız en fazla 6 aydan fazla statü dışı kalmışsınız ülkede. Dolayısıyla eğer Amerika için de 6 aydan fazla kaldıysanız statü dışı o zaman 3 yıl geri giriş yapabiliyorsunuz. Eğer bu 6 ay değil de 1 yılı geçmiş bir süreyse yani siz diyelim eğer Amerika'ya girdiniz 1 yıldan fazla statü dışı kaldıysanız o zaman 10 yıl geri gelemiyorsunuz. Ama sizin durumunuzda bu 8 ay gözüküyor. Dolayısıyla sizin Amerika'ya tekrar gelmeniz için gönüllü çıkış yapmış olmanız bir engel teşkil etmeyecek. Önemli olan nokta tekrar bir vize başvurusu yapmak istiyorsanız bu vize başvurusunda kabul alıp alamamanız önemli. Yani vizeyi almanızın önünde bir engel yok ama vizeyi alıp alamayacağınızın tabii ki bir garantisi olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Amerika'ya 2 yıl önce eşimle birlikte geldim. Pasaport sürem dolmadığı için evlenmeden önceki soy ismimle B2 vizesinden F1 vizesine statü değişikliği için başvuru yaptım. Birkaç ay öncesinde de soy ismimi Boston Başkonsolosluğu'nda güncelledim. Artık eşimin soy ismini kullanıyorum. Bu değişikliği USCIS'e haber vermem gerekiyor mu? Nasıl yapmalıyım? Yoksa USS'den cevap geldikten sonra bu düzeltmeyi yapabiliyor muyuz? Bu soy isim bir sorun teşkil eder mi diye takipçimiz bize soruyor. Siz Amerika'ya bir statüyle girmiş durumdasınız. Dolayısıyla evlilik gerçekleştirmeden önce de statü değişimine başvuru yapmış durumdasınız. Dolayısıyla iki türlü durumda mevcut. Eğer isterseniz içerideki şu an beklemede olan başvurunuzdaki isim değişikliğinizi yapabilirsiniz. Onlara bildirip bu evlilik durumunu ya da sonucunu bekleyebilirsiniz. Sonucunu olumlu aldıktan sonra da bu değişikliği yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir sorun teşkil eden bir durum e, görünmüyor. Çünkü çok gayet doğal evlendiğiniz için soy ismi değişmiş durumda. Siz yine aynı kişi oluyorsunuz. Onda bir problem yok. Dolayısıyla bunu düzeltmeyi sonra da yapabilirsiniz. Ya da arzu ederseniz şu an beklemedeyken de bu değişikliği yapabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da yatırımcı vizesi alıp sonrasında bu yatırım üzerinden green card alma şansımız var mıdır? Bu green card alımında çekilişte olduğu gibi lise mezunu olma şartı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer siz yatırım yapıyorsanız Amerika'ya yatırımınızı yaptıktan sonra burada yatırım vizesiyle iş yerinizi ya da şirketinizi yönettikten sonra eğer yatırımınız en az 500 bin doları bulduysa, yatırdıysanız firmaya ve çalışan sayınız onu bulduysa o zaman siz yatırım üzerinden yeşil karta gidebilme başvurusunu yapabilirsiniz. İki, bu yeşil kartlarda yani yatırım üzerinden yeşil karta gitmede bir eğitim şartı yok. Önemli olan yatırım miktarıdır, yatırım ve çalışan sayısıdır. Dolayısıyla bu yatırım miktarı yeterli olması ve çalışanların yeterli olması yerinde olacaktır yoksa herhangi bir lise mezunu gibi bir şart, eğitim şartı aranmamaktadır. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen diğer soru da şu yönde. Eğer Amerika'da yatırım yapılırsa ve green card alınırsa bu ne kadar süre geçerlidir? Olur da ileride o işi devam ettirmezsem green card'ım iptal olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer yatırım yapıp yatırım üzerinden green card aldığınızda ilk alacağınız green card 2 yıllık olacaktır. O 2 yıl süresi dolmadan 10 yıllık Green Card'a başvuruyor olacaksınızdır. Ve onun gelmesini de beklemek bir, bir, süre sürecektir. Dolayısıyla siz yatırımı yapıp yeşil kartı aldıktan yaklaşık 4 yıl 5 yıl sonra artık o işe ihtiyacınız kalmayacaktır. Dolayısıyla eğer farz edelim siz ilk yatırım yaptınız ve yeşil kartınızı aldınız ve işi bıraktınız o zaman maalesef 2 yıl sonra bitecek olan yeşil kartınızı yenilemeniz mümkün olmayacaktır. Ama yenilemeyi yaptınız ve yeşil kartınız yenilendi. Ondan sonra o işi devam ettirmek zorunda değilsiniz. Eğer işi bırakırsanız ondan sonra green kartınız iptal olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da kurulan nakliye şirketine Türkiye'den atanan sorumlu müdürün tır ya da kamyon ehliyeti almasında herhangi bir engel var mıdır? Sorumlu müdürün aktif olarak şoför konumunda çalışmasında sorun var mıdır diye Takipçimiz bize soruyor. Eğer kişi Türkiye'deki firmadan buradaki taşıma firmasına müdür olarak atanıyorsa bu kişi tabii ki şoför olmaması gerekmektedir. Dolayısıyla kişi şoför olmaktan ziyade şirketin çalışanlarının yönettiği bir pozisyonda olması gerekir. Dolayısıyla hayır şoför olmaması gerekiyor. Ehliyet almasında e, imkan var mı noktasına baktığında kişinin burada e, bir çalışma vizesi, sosyal güvenlik numarası olacağı için tabii ki gerekli başvuruyu ticari ehliyet başvurusunu tır ehliyeti başvurusunu yapabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E2 yatırımcı vizesi için gerekli yatırım ve işlemleri yaptıktan sonra vize başvurusunda bulunmamız gerekiyor. Bu aşamada E2 vizesi alınamazsa yapmış olduğumuz yatırım ne olacak? Böyle bir risk var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer yatırım yaptınız ve her şeyiniz hazır ve yatırımcı izlediğiniz için Amerikan Konsolosluğu'na başvurdu, sunuldu ve görüşmeye gittiniz. Eğer vizeyi alamazsanız maalesef yapacak bir şey yok. Buradaki yatırımınız devam edecek tabii ki. Buradaki şirketiniz devam edebilir. Tek problem siz gelip yönetemiyorsunuz. Yoksa buradaki yatırımınızın yanması diye bir şey söz konusu değil. Ama sizin tabii yönetemediğiniz bir yatırımda ne kadar mantıklı o da tartışmalı. Dolayısıyla burada yapılacak önemli olan şey yatırımcı siz başvurusu onay almadığı zaman o zaman o başvuruyu tekrarlayabilirsiniz. Koşulların değiştiğini ya da almanız gerektiğini ya da eğer iki vizis verilmediği anda size neden verilmediği noktasına eğilip o durumları düzeltip tekrar vize görüşmesine gitmekte fayda var. Hani ne olur? Hakkınızı kaybetmeyecek. Yani sonuçta yatırımınızı kaybetmezsiniz ama tabii ki vizeyi alamadığınız zaman yönetemeyeceğiniz bir yatırımınız ve işiniz olmuş olacak burada. Dolayısıyla tavsiyemiz tekrar eksikleri giderip Tekrar el kimsesi başvurusu yapıyor olmak olumsuz bir durumla karşı karşıya kalınırsa. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green cardlıyım. Normal şartlarla 2020'de Amerikan vatandaşlığı başvuru yapma hakkım vardı. Lakin geçtiğimiz zamanlarda 8 ay ülke dışında kaldım. Bu süreyi sıfırlar mı? Ya da bir açıklama yapılabilir mi? Neden 8 ay dışarıda kaldım gibi. Şimdi evet bir açıklama yapılabilir. Bir açıklama sunulacaktır. Neden 6 ayı geçirdin 8 ay ülke dışında kaldın diye. Ama bu açıklamayı kabul etmedikleri zaman evet süreler sıfırlanmış olacak. Tekrar süreleri beklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla başvuru yapılabilir vatandaşlığınıza. Başvuru yapıldığında bu durumu anlatılır. Bu durumun gerekçesini yerinde görürseler problem yok. Ama görmezseler o zaman da vatandaşlık başvurunuzu tekrarlamanız gerekecektir. Bugün canlı diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'dan aldığımız E2 yatırımcı vizesi kaç yıl veriliyor? Ve hangi durumlarda veya hatalarda E-2 yatırımcı vizemiz yenilenmez diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz yatırımcı vize statünüze Amerika'da başvuru yapıyorsanız o zaman Amerika'da göçmenlik dersinde yapılan başvuruda en fazla 2 yıl verecekler. Tabii her 2 yıl bitmeden önce 2 yıl yenilemelerle yeni yenileme başvuruları yaparak bu E-2 vize statünüzü devam ettirebileceksiniz. Bunu onaylanmama durumu da olabilir. O zaman şirketiniz aktifliğini bitirebilir, kapanabilir. Şirketiniz yer değiştirebilir, gelirleri düşebilir. Hani bir kar elde etmiyorsunuzdur gibi gibi sebeplerden dolayı yatırımcı vizenizin yenilenmesi zorlaşabilir. Eğer şirket aktif bir şekilde ilerliyorsa, çalışanlar varsa, vergiler ödeniyorsa o zaman E2 vizenizin yenilenmemesi için bir sebep kalmaz. Dolayısıyla yenilenerek ilerleyeceksiniz. Evet bugün canlı yayında bir soru daha alacağız. Bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Beyin felci hastasıyım. Yakın bir gelecekte tedavi olacağım. Hastalık bulaşıcı değil. Tedavi sürecimden sonra Amerika'ya gelmek isterim. Tedavim göçmenlik konusunda sorun yaratır mı diye takipçimiz bize soruyor. Yok, sizin bahsettiğiniz hastalık türünün vize almaya engel bir durumu yok. Dolayısıyla eğer Amerikan Konsolosluğu size turist vizesi verecek durumda görüyorsa ve bağlarımızı güçlü görüyorsa o zaman bir problem yaşamadan vizenizi alabileceksiniz deyip takipçi bizi sorusunu cevaplamış olalım.